Lezzetli tariflerin adresi Lezzetçi kanalından selamlar. Ben Betül. Bugün sizlere pirinç pilavın üzerinde servis edilen mis gibi tereyağı ile sotelenmiş salçasız kuru fasulye sote tarifi vereceğim. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatımı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezzetçi.com'u ziyaret edebilirsiniz. Kuru fasulye pilavsız olmaz. Ne zaman kuru fasulye pişirilirse mutlaka yanına pirinç pilavı yapılır. Hatta bir tabir vardır, pilav üstü kuru diye. Pişirilen kuru fasulye pirinç pilavın üzerine konularak servis edilir. Fakat benim tarifini vereceğim pilav üstü kuru fasulye tarifi biraz farklı. Gelelim şimdi pilav üstü kuru fasulye sote yapımına. Pilav üstü kuru fasulye sote için malzemeler. Kuru fasulye sotesi için 1,5 su bardağı haşlanmamış kuru fasulye, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay kaşığı pul biber, acı seviyorsanız arttırabilirsiniz, yarım tatlı kaşığı tuz. Pilavı için 1 çorba kasesi osmancık pirinç, 2 çorba kasesi su, 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı tuz. Pilav üstü kuru fasulye sote yapımına ilk önce kuru fasulyeyi haşlayarak başlayacağım. 1,5 su bardağı kuru fasulyeyi yıkayıp bir tencerede yumuşayana kadar haşlıyorum. Dikkat edin fazla haşlanmasın çünkü sotelerken ezilir. Haşlanan fasulyeyi süzüp bir kenara alıyorum. Ve pilavın yapımına geçiyorum. Bir tencereye 1,5 yemek kaşığı zeytinyağını ve 1 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Ardından yıkayıp süzdüğüm bir çorba kasesi Osmanlı pirinci ilave edip biraz kavuruyorum. Ben Osmancık pirinç kullandım. Siz isterseniz baldo pirinç de kullanabilirsiniz. Kavrulan pirince 2 çorba kasesi su ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pirinç suyunu çekti. Şimdi pişen pilavın üzerine kağıt havlu kapatıp 15-20 dakika dinlendiriyorum. Pilav dinlenirken ben de haşladığım kuru fasulyeyi soteliyorum. Teflon bir tavada 1,5 yemek kaşığı tereyağını eritiyorum. Ardından haşlayıp süzdüğüm kuru fasulyeyi ve yarım tatlı kaşığı tuzu ekleyip tavayı hafif hafif sallayarak veya kaşıkla hafif karıştırarak soteliyorum. Kaşık ile karıştıracak olursanız fazla karıştırmayın çünkü fasulye ezilebilir. Sotelenen kuru fasulyeye yarım çay kaşığı pul biberi de ekleyip karıştırıyorum ve ocağı kapatıyorum. Evet, pilav ve fasulye hazır olduğuna göre şimdi dinlenen pirinç pilavını servis tabağına alıp üzerine sotelediğim fasulyeyi ekleyip servis ediyorum. İnşallah tarifimi deneyip beğenirsiniz arkadaşlar. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.